Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Yurtdışı tatil önerileri videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere daha önce gittiğim ve sevdiğim ülkelerden bahsedeceğim. Belki planladığınız bir tatil veya balayınız için fikir verebilir. Umarım keyifle izlersiniz. İsterseniz öncelikle en sevdiğim şehirlerden biri olan Prag'la başlayalım. Prag gerçekten kendine has, çok tatlı ve sevimli, romantik bir şehir. Para birimi euro olmadığı için diğer Avrupa ülkelerine nazaran çok daha uygun fiyatta tatil yapabileceğinizi de düşünüyorum. Ben Prag'a gittiğimde neler yaptım? Aslında bu tavsiyeleri size kendi yaptığım aktivitelerden biraz yola çıkarak bahsedeceğim. Charles Köprüsü zaten en ünlü köprüsü. Mutlaka ki Prag'a gittiğinizde Charles Köprüsü'ne gideceksinizdir. Charles Köprüsü üzerine romantik yürüyüşler yapabilirsiniz. Nehirde tekne turu yapabilirsiniz. Biz de yapmıştık. Gerçekten Prag'ı de tekne üzerine görmek ayrı bir hava katıyor. Daha farklı bir deneyim kazandırıyor size. Nehrin altında bulunan çok tatlı kuğular ve ördekler var. İşte kendi ellerinizle gidip kuğuları, ördekleri besleyebilirsiniz. Bununla beraber mutlaka Kafka Müzesi'ni görmenizi tavsiye ederim. Eğer kültürel aktivitelerden de hoşlanıyorsanız mutlaka Kafka Müzesi'ne gidin. Gece hayatı da aslında eğer hoşlandığınız bir şeyse Prag'da gece hayatı da oldukça renkli. Çok keyif alacağınız çok güzel mekanlar var. Farklı mutfakları da deneyimleyebileceğiniz, daha mesela uzak doğu mutfaklarını da deneyebileceğiniz farklı ve çok güzel ambiyansa sahip restoranlar da var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Tayland, bana sorarsanız her şeyiyle büyüleyici bir ülke. Daha önce Tayland'la ilgili bir vlog deneyimim olmuştu. İzlemeyenleriniz varsa onun da linkini buraya bırakıyorum. Buradan da izleyebilirsiniz. Ama ben şimdi size biraz Tayland'da neler yapılabileceğinden ve bizim neler yaptığımızdan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Eğer Tayland'la alakalı bir balayı ya da tatil fikriniz varsa genellikle insanlar hep şey yapıyorlar. Mutlaka Tayland'daki adalara gidiyorlar. Mutlaka adaları da görmeniz gerekir ama benim size tavsiyem Tayland'a kadar gitmişken mutlaka ve mutlaka Bangkok'u görmeniz, orayı deneyimlemeniz, oranın havasını içine çekmenizi öneririm. Biz 2 gün Bangkok, geriye kalan 4 günde Koh Samui Adası yapmıştık. Açıkçası ben çok üzüldüm ve çok pişman olmuştum. Keşke hani 4 gün Bangkok ve böyle 2-3 gün adaya ayırsaymışız gibi düşündüm. Tabi insan biraz balayı olunca da daha dinlenme tatili istiyor. Bu konuda da kesinlikle size katılıyorum. Adalarının doğası gerçekten muhteşem. Daha fazla adada geçirmek isteyebilirsiniz ama size önerim, başta da söylediğim gibi mutlaka Tayland'a kadar gitmişken belki çok uzun olmasa da 1-1,5 ya da 2 gününüzü Bangkok'a ayırmanız olacaktır. Çok enteresan yapısı olan bir şehir. O kadar ince bir çizgiyle ayrılıyor ki oradaki modernlik ve geleneksellik. Yani mesela bir adım attığınızda bir anda kendinizi bir işte alışveriş merkezlerinin ortasında bulurken gerçekten 2-3 adım geri attığınızda tamamıyla sokak satıcılarının, sokakta yemek satanların böyle en geleneksel işte pazarlarının olduğu bir yerde bulabiliyorsunuz kendinizi. Gerçekten çok büyüleyici, her şeyle çok büyüleyici. Şunu da söylemem gerekiyor, Bangkok çok steril bir şehir değil. Onu da baştan söylemeliyim. Belki de eğer daha hassas biriyseniz böyle çok sokaktaki yemekleri falan denemenizi önermem. Bangkok'ta bu 2 günü geçirmeniz zaten sizin için o havayı almanız açısından yeterli olacaktır. Farklı adaları da araştırabilirsiniz. Koh Phangan var, Koh Phi-Phi var. Şu an aklıma gelmeyen birçok farklı adası var. Mutlaka gitmeden önce kendi tarzınıza ve kendi sevdiğiniz aktivitelerin olduğu adaları tercih etmenizi öneririm. Singapur eğlencenin, kültürel aktivitelerin ve dinlenmenin aslında bir arada olduğu, Uzak Doğu'yu daha modern şekilde yaşayabileceğiniz bir ülke. Çok steril bir ülkedir, tertemiz bir ülke. Belki o nizami oluşu, temiz oluşu da çok hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. Eğer eğlenmek istiyorsanız Universal Studio'nun Singapur ayağına gidebilirsiniz. Singapur'da da ufak bir Universal Studio var. Orada da çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız. Bununla beraber yine Singapur'da bir Sentosa Adası var. Sentosa Adası'nda da yine tematik farklı aktiviteler bulabilirsiniz. Aynı zamanda denize girebilirsiniz. Orkide bahçeleri ilginizi çekerse orkide bahçelerini ziyaret edebilirsiniz. Eğer daha kültürel aktivitelerden hoşlanıyorsanız bol bol tapınak gezebilirsiniz. Singapur'da tabii çok büyük alışveriş merkezleri göreceksiniz. Kafanızı her çevirdiğiniz yerde böyle çok modern alışveriş merkezleri de var. Eğer alışverişten hoşlanıyorsanız da arada havası çok sıcak geldiğinde, çünkü nemin ve sıcaklığında yüksek olduğu bir ülke olduğunda arada biraz serinlemek ve vakit geçirmek için alışveriş merkezlerinde de vakit geçirebilirsiniz. Bununla beraber yemek konusunda da sıkıntı yaşamayacağınız bir ülke Singapur. Ne kadar uzak doğu da olsa tüm dünya mutfaklarını rahatlıkla bulabileceğiniz, başta da dediğim gibi Uzak Doğu'yu daha modern şekilde yaşayabileceğiniz çok nizami, çok temiz ve çok güzel bir ülke. Maldivler balayı için en çok tercih edilen ülkelerden biri. Biz de balayımızı Maldivler'de yapmıştık. O yüzden size biraz kendi deneyimlerim ışığında birkaç öneride bulunmak istiyorum. Genelde Maldivler denilince böyle akla sanki hani
çok pahalı bir tatil mekanıymış gibi geliyor. Ama biliyorsunuz ki Maldivler birçok farklı küçük adacıktan oluştuğu için haliyle bütün o adaların üzerinde çok farklı imkanlara sahip birbirinden farklı tesisler var. O yüzden eğer böyle bir tatil planlıyorsanız mutlaka derin bir araştırmaya girmenizi öneririm. Tamamıyla tropik bir ülke olduğu için iki farklı iklim var. O yüzden biraz tatilinizi mevsimlere göre ayarlamanızda fayda var. Biz Mart ayında evlendiğimiz için Maldivler'de tam yaz dönemiydi. Yani bir kuru mevsim bir de ıslak mevsim var. Kuru mevsim yanlış hatırlamıyorsam Aralık'la Mart arasında. Islak mevsimse Mart'ta başlayıp tüm yaz boyunca devam ediyor. Yani eğer yazın böyle bir tatil planlıyorsanız veya yazın evlendiyseniz mutlaka Maldivler'deki muson yağmurlarını bir takip etmenizi öneririm. Çünkü muson yağmurları gerçekten çok şiddetli olduğu zaman bazen böyle kafanızın parmağınızın ucunu bile odadan çıkartamıyorsunuz. O yüzden hani tatilinizin kötü geçmesini istemiyorsanız mutlaka Maldivler gibi tropik ülkelere gitmeden önce hava durumuna bakmalısınız. Bunun dışında Maldivler'de neler yapılır? Açıkçası çok da fazla aktivite olan bir yer değil. Doğası sizi inanılmaz etkiliyor. Gerçekten denize baktığınız zaman o su üzerindeki bungalov odalara baktığınız zaman sanki böyle birer kartpostal gibi. İlk 3-4 gün dinlenmek istiyorsunuz ama böyle 4. günden sonra biraz sıkılmaya başlayabilirsiniz. Yapılabilecek bana sorarsanız en güzel aktivite tabii ki denizle alakalı şeyler. Eğer dalmak gibi bir isteğiniz varsa burada mesela dalış dersine başlayabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Eşim zaten dalış sertifikasına sahipti ve dalmak istiyordu. Ben de böyle bir şey vesile olsun, ben de eşimle beraber dalayım diye Maldivler'de dalış sertifikamı almıştım. 3 gün biraz ders çalışmanız gerekiyor, sınavlara girmeniz gerekiyor ama çok kısa sürede sertifikanızı alıyorsunuz ve eşinizle birlikte böyle bir dalış aktivitesi yapabilirsiniz. Eğer dalmaktan çekiniyorsanız şnorkelle dalabilirsiniz. Zaten aslında gözlüğü takıp şöyle denize baktığınızda denizin tamamı akvaryum gibi olduğu için çok da fazla dibe inmenize de gerek yok. O yüzden mutlaka dalmasanız bile yine şnorkel gibi denizle alakalı aktivitelere katılmanızı öneririm. Sıra geldi New York'a. New York için ne demeli bilmiyorum ama sanırım tek yüzemeyeceğiniz ve pek de dinlenmek istemeyeceğiniz bir tatil olabilir sizin için. Yani eğer balayı için gidecekseniz sizin için biraz yorucu olabilir. Çünkü dinlenmek istemiyorsunuz, o kadar fazla keşfedecek, gezecek, tadacak şey var ki biraz duruyorsanız ya da biraz kendinizi alışverişe kaptırıyorsanız gerçekten vicdan azabı duyabiliyorsunuz. O yüzden benim size önerim eğer mümkünse gerçekten hem alışverişiyle hem kültürel turuyla hem eğlencesiyle bir bütün halinde New York'u yaşamak istiyorsanız bence bir haftadan birazcık daha fazla gitmelisiniz. Çünkü alışveriş yapmaya başladıkça gezememenin verdiği bir vicdan azabı yaşıyorsunuz. Biraz gezdiğiniz zaman da ya ben kendime hiçbir şey alamadım demeye başlıyorsunuz. O yüzden 10 gün bence New York için gerçekten tam anlamıyla harika bir süre. Peki New York'ta neler yapılabilir? New York'ta o gökdelenlerin içerisinden böyle bir anda çıkıp kendinizi Central Park'a atabilirsiniz. Piknik örtünüzü, yiyeceğinizi, içeceğinizi alıp böyle güzel bir piknik yapabilirsiniz Central Park'ta. Eğer Manhattan'ı yukarıdan görmek isterseniz ki bunu mutlaka yapmalısınız. Genelde herkes hep Empire State binasına gider. Mutlaka ona da gidin tabii ki ama çok daha net görebileceğiniz, daha böyle parmaklıkların, demirliklerin olmadığı Rockefeller'a gitmenizi öneririm. Rockefeller'a çıktığınız zaman gerçekten uçsuz bucaksız şekilde tüm o Central Park'ı ve tüm Manhattan'ı görüyorsunuz. O büyüleyici atmosferde çok daha rahat selfie çekebilirsiniz. Brooklyn çok şeker bir yer. Orada çok daha böyle küçük mahalleler arasında keyif alabileceğiniz pizzacılar, çok şık, çok tatlı restoranlar var. Çok farklı güzel deneyimler, çok farklı tatları deneyimleyebilirsiniz. Çin Mahallesi de kendine has, çok enteresan vakit geçirebileceğiniz bir yer. Orada farklı tatları denerken aynı zamanda küçük dükkanlardan da enteresan alışverişler yapabilirsiniz. Aslında New York hakkında anlatılacak çok şey var ama hani böyle bir laf vardır ya anlatılmaz yaşanır diye. Gerçekten New York anlatılmaz yaşanır. Los Angeles birçok farklı aktiviteyi bir arada yapabileceğiniz gerçekten çok eğlenceli bir şehir. Sadece mesafeler biraz uzak olduğundan ve toplu taşıma anlamında zayıf olduğundan ne yazık ki New York gibi ya da diğer Avrupa ülkeleri gibi metro ile her yere gidemediğinizden mutlaka araba kiralamanız gerekecektir. Eğer araba kiralarsanız bütün birazdan bahsedeceğim aktivitelere çok kısa sürede ulaşabilirsiniz. Öncelikle birçok Hollywood dizisinde ve filminde birçoğumuzun gördüğü meşhur Santa Monica iskelesi, Santa Monica Pier burada yer alıyor. Biliyorsunuz o iskelenin üzerine çok tatlı bir Luna Park var. Aslında gittiğinizde çok fazla bir olay yok. Solda bir iki tane dükkan var ve oradaki meşhur Luna Park'ı görüyorsunuz. Santa Monica iskelesinin hemen altından bisikletinize binip hemen Venice plajına geçebilirsiniz. Ben de mesela Venice plajında hem Segway kullanmıştım hem de paten kaymıştım. Bu tarz farklı eğlenceli aktiviteleri de yapabilirsiniz. Çok uzun bir plaj olduğu için orada bisiklete binmek, paten kaymak ya da Segway yapmak gerçekten çok keyifli oluyor. Bununla beraber
meşhur Universal stüdyoları yine Los Angeles'ta yer alıyor. Eğer isterseniz Disneyland'e de gidebilirsiniz. Birazcık daha Los Angeles'ın dışında. Mesela biz önce Disneyland'e gitmiştik. Ondan sonra Los Angeles Santa Monica'ya geçmiştik. Eğer bu tarz tema parklarından hoşlanıyorsanız belki Disneyland'e bir köşeye atabilirsiniz. Çok zorunlu değil ama gitmişken mutlaka Universal stüdyolarını görmenizi tavsiye ederim. Sadece Universal'da değil, farklı bir sürü stüdyoda var. Six Flags var. Birazcık daha böyle adrenalin bağımlısıysanız Six Flags tema parkını da çok seversiniz. Los Angeles'a gitmişken mutlaka Hollywood Bulvarı'na da gitmenizi öneririm. Ben de gittim. Birazcık turistik gibi gözükebilir ama Los Angeles'ı Los Angeles yapan şeylerden bir tanesi de bu. Bol bol fotoğraf çekersiniz. Sevdiğiniz artistlerin, aktörlerin, yıldızların önünde, üzerinde fotoğraf çekebilirsiniz. Yani çok bir olayı yok gibi gözükse de mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bununla beraber farklı turlar da var. Eğer ilginizi çekiyorsa Beverly Hills'ta ünlülerin evleri, böyle otobüse biniyorsunuz işte üstü açık otobüslere, sizi gezdiriyorlar. İşte şu dizi burada çekildi, bu film burada çekildi, bu aktör burada oturuyor gibi. O tarz şeyleri de meraklıysanız bu da size keyif verebilir. Amsterdam Avrupa şehirleri arasında en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Neden bilmiyorum ama yine sanırım Prag gibi mimarisini çok sevdiğim için, bir de tabii Amsterdam kanal şehri olduğu için de bana her anlamıyla çok romantik gelen bir şehir. Hiçbir şey yapmasanız bile sadece kanala bakan bir yerde böyle keyifli bir şeyler yiyip içmek bile bence oldukça güzel bir aktivite oluyor. Peki bunun dışında Amsterdam'da neler yapılabilir? Zaten ufak bir şehir olduğu için benim size tavsiyem, ben hep öyle yapıyorum Amsterdam'a gittiğim zaman, mutlaka bisikletle bir yerlere gidin. Korkmayın bisiklete binmekten. İlk gittiğimiz zaman bizi de korkutmuşlardı. Demişlerdi ki Amsterdam'daki bisiklet trafiği çok hızlı, siz orada bisiklet kullanamazsınız. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten kurallar çok belli olduğu için ve herkes çok medeni şekilde bisiklete bindiği için binememe gibi bir şey ihtimali olacağını düşünmüyorum. O yüzden bence siz de eğer bisiklete iyi biniyorsanız mutlaka her yeri bisikletle gezmenizi tavsiye ederim. Neler yapabilirsiniz Amsterdam'da? Sadece Amsterdam'ın içinde değil, birazcık daha bisikletle dışına çıkabilirsiniz. Çünkü mesafeler zaten birbirine çok yakın ve herkes her yere bisikletle gidiyor. Ormana gidebilirsiniz. Amstel tarafında koskocaman bir orman var. İsmini şu anda hatırlayamadım. Hatırlayanlar varsa belki yorum olarak bırakırlar, orada yaşayanlar. Gerçekten o kadar büyüleyici ki ormanın içinden bisikletle gitmek. Eğer doğa aşığısanız gerçekten Amsterdam'ı çok seveceğinizi düşünüyorum. Yemyeşil bir yer olduğu için çok fazla park var ama en çok bilineni Wonder Park. Eğer isterseniz yine piknik örtünüzü ve yiyeceklerinizi alıp sevdiğinizle birlikte böyle ördeklere bakarak güzel, tatlı bir piknik yapabilirsiniz. Hep doğa mı var? Hayır. Tabii ki kültürel anlamda da çok sizi doyurabilecek bir yer. Van Gogh Müzesi'ne mutlaka yine gitmenizi tavsiye ederim. Bununla beraber ben Amsterdam'a gittiğimde çok farklı tatları ve çok lezzetli restoranları da keşfetmiştim. Yine eğer deniz mahsulü yemeklerinden hoşlanıyorsanız deniz mahsulü için çok güzel restoranlar var. Farklı mutfakları deneyebileceğiniz daha füzyon mutfaklar da var. Gece hayatından hoşlanıyorsanız yine gece hayatında da sizi tatmin edebilecek, çok rahat edebileceğiniz güzel ve kaliteli mekanlar da var. Amsterdam'da bence dediğim gibi birçok farklı aktiviteyi bir arada yapabileceğiniz hem romantik bir şehir hem de kültürel anlamda da sizi doyurabilecek ve doğayla iç içe bir yer. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizlerin balayı veya tatil için önereceğiniz ülkeler ve şehirler neler? Aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.